Vize ve finalde çıkmış seri soruları 32. Bu videomuzda Münih Teknik Üniversitesi 2021 yılı bütünleme sınavında çıkmış bir seri sorusunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Aşağıda verilen serilerin yakınsak mı yıraksak mı olduğunu belirleyiniz. A şıkkıyla başlıyoruz. A şıkkına baktığımızda içinde faktöriyelli ve üstel ifadeler görüyoruz. Bu tip seri sorularının yakınsak mı yıraksak mı olduğunu oran testi kesinlikle belirler. Oran testiyle belirlemek için işlemlere başlıyoruz. Limit k sonsuza giderken ak artı 1 bölü ak yapacağız. Değişkenimiz burada k olduğu için k kullanıyoruz. N olsaydı n kullanacaktık. Limit k sonsuza giderken k gördüğümüz yere ilk olarak k artı 1 yazıyoruz. 2 üzeri k artı 1 çarpı k artı 1 faktöriyel bölü k artı 1 üzeri k artı 2 bölü aşağıya ak, yani bunun aynısını yazıyoruz. 2 üzeri k çarpı k faktöriyel bölü k üzeri k artı 1. Şimdi ne biçim yamuk bir çizim yaptık? Bu limitin sonucu eğer ki birden büyük çıkarsa serimiz yıraksaktır. Birden küçük çıkarsa serimiz yakınsaktır. Sonucu 1 çıkarsa oran testi işe yaramıyordur. Başka bir teste geçeriz. Buradaki sadeleştirmeleri yapalım. Başka bir renk kullanalım bunun içinde. 2 üzeri k artı 1 ile 2 üzeri k gider. Burada 2 kalır. K artı 1 faktöriyel ile k faktöriyel gider. Bunu k artı 1 çarpı k faktöriyel yazarız. K artı 1 kalır burada. Şu an için başka şununla şunun arasında bir sadeleştirme yapamıyoruz. Şununla şunun arasında bir sadeleştirme yapılabilir. Buradan birer tane k artı 1 götürebiliriz. Şu k artı 1 ile de şuradaki k artı 1 üzeri k artı 2'yi sadeleştirirsem burada k artı 1 üzeri k artı 1 kalır. Topu topu buradan bir tane k artı 1 gider. Sonuçta kalanları bir yazalım. Limit k sonsuza giderken burada 2 kaldı. Bunu ters döndürünce şu 2'nin yanına gelecek. 2 çarpı k üzeri k artı 1 bölü şu aşağıda ise k artı 1 üzeri k kaldı. K artı 1 üzeri k artı 1 kaldı. Burada üstler k artı 1 k artı 1. K artı 1 altında şu ikisini birleştirebiliriz. Limit k sonsuza giderken şu iki de sabit sayı, dışarı çekelim limitin. Burada mutlak değer içinde k bölü k artı 1 üzeri k artı 1 elde ettik. Burada k sonsuza giderken içerisinin sonucu 1 eder. Üssün sonucu sonsuz eder. 1 üzeri sonsuzla karşılaştığımızda bu durumlarda içeride polinom bölmesi yapıp bunu parçalamalıyız. Ardından şu kuralı kullanacağız. Limit k sonsuza giderken 1 artı a bölü bk artı c üzeri dk artı n diyelim eşittir. E üzeri a çarpı d bölü b. Münih Teknik Üniversitesi'nin sorularını çözüyoruz. Onların hocaları buna takmış. Bu kuralı inanılmaz derecede fazla soruyorlar. Bazı hocaların hiç kültüründe yoktur bu. Bazı hocaların takıntılı olduğu bir şeydir. Hocadan hocaya, üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterir. Şimdi şuradaki ifadeyi buna benzeteceğiz. K'yı K artı 1'e bölelim şurada. Polinom bölmesi yapıyoruz. Bunun aynısını üretmek için 1 ile çarpmamız lazım. K artı 1. Çıkarmayı yaparsak burada eksi 1 kalır. Bunu getirip burada yerine yazacak olursak şimdi 2 çarpı limit k sonsuza giderken içeride 1 artı eksi 1 bölü k artı 1. Burada paydaları eşitleyip birleştirince şunun aynısı çıkar zaten. 2 çarpı şimdi başlıyoruz kuralı uygulamaya.
E üzeri, bu Euler sayısı. Buradaki A yeri de eksi 1 geliyor. Çarpı. Buradaki D yerine buradaki K'nın önündeki 1 geliyor. Bölü aşağıya buradaki K'nın önündeki 1 geliyor. Yani burası E üzeri eksi 1 ediyor. 2 bölü E sonucunu elde ettik. E nedir? 2.718 Euler sayısıdır. 2 bölü 2'den daha büyük bir şey birden küçük çıkar. Bunun sonucu birden küçük çıktığı için bu serimiz yakınsaktır. Şimdi B şıkkına geliyoruz. B şıkkına baktığımızda n birden sonsuza 1 bölü n küp artı 2n kare artı 7 görüyoruz. Burada açık bir karşılaştırma testiyle çözülebilecek seri sorusu. Bunun içinden 1 bölü n küpü alıp bu seriyi 1 bölü n küpün ne olduğunu bildiğimiz için onunla karşılaştırarak ne ıraksak mı yakınsak mı olduğunu belirleyebiliriz. Karşılaştırma testi uygulayacağız. İçinden önce ürettiğimiz seriyi bir alalım. N birden sonsuza 1 bölü n küp. Bu bir P serisidir. P'si n'in üssü olan 3'tür. Bunun sonucu birden büyük olduğu için bu seri yakınsaktır. Şimdi payı polinom, paydası polinom olanlarda karşılaştırma testlerinden her zaman en sağlıklı çözüme bizi limit karşılaştırma götürür. Burada doğrudan karşılaştırma da güzel bir çözüm veriyor ama bazılarında sıkıntı çıkartabiliyor doğrudan karşılaştırma. Payı polinom, paydası polinom olanlarda hiç tereddüt etmeden limit karşılaştırma testini kullanmak daha sağlıklıdır. Limit karşılaştırma testi. Limit en sonsuza giderken aradığımız yukarı 2n kare artı 7. Ne olduğunu bildiğimiz ise aşağıya. Yani 1 bölü n küp. Ters çevirdiğimizde limit en sonsuza giderken n küp bölü n küp artı 2n kare artı 7. Buradan dereceler aynı olduğu için katsayılar oranı bize limitin sonucunu verecek. N küpün katsayısı 1, burada da 1, 1 bölü 1'den 1. Bu limitin sonucu eğer ki sıfırdan büyükse, ki o gerçekleşti, eğer ki sonsuz da değilse, o da gerçekleşti. Ne olduğunu bildiğimiz karakter olarak hangi özelliği gösteriyorsa diğeri de aynı özelliği gösterecek. Biz bu 1 bölü n küpün yakınsak olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla diğeri de yakınsak olacak. Burada iki söylem yapabiliriz. İki seri de yakınsaktır. Bu şekilde bitirebiliriz. Veya daha hocaların sevdiği, buradaki n birden sonsuza 1 bölü n küp yakınsak ise n birden sonsuza 1 bölü n küp artı 2n kare artı 7 serisi de yakınsaktır. İki yazımı da yapabiliriz. İşin özünde gerekli matematiksel işlemler var. Söylemi en sonda yakınsak olduğunu düzgün bir şekilde söylememiz daha sağlıklıdır çözümde. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.